الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العرف ينقطع فيما بين الناس ولا ينقطع فيما بين الله وبين من فعله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab ve duvarlar rıdvanullah aleyhim icmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihar dar baka edenler rahmetullah aleyhim icmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırlığın ve dersini dinleyen kardeşlerimizin geçmişlerinin bu cami-i şerif yaptıranların, bugüne kadar gelmesinin katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eyme hutaba müezzin kayyumun cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfumundan evliya, ulema, sulaha, şüveda, mülminat, tüm geçmişlerimiz erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellememiz buyuruyor. El-urfu, iyilik, maruf kelimesinin aslı. Evet, bu örfe adet de denir, iyilik de denir, makam da denir, cennetle cehennem arasında bir yerinde adıdır. Ve örf, itiraf kelimesinden de aynı köktendir. Bir şeyi itiraf etmek anlamına da geliyor. Bu burada kastolunan iyilik. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de vel mursalati urfen birbiri ardınca gönderilen melaikeye and olsun. Evet. Urf kelimesi iyilik. Yan katu fi ma beynen nas. Evet. İnsanlar arasında iyilik sona erer. Bugün olur, yarın olmaz. Amma ve la yenkati'u fîmâ beynallâhi ve beyne fîl men fa'alehu. Evet, Allah ile iyiliği yapan arasında iyilik hiç sona ermez. Cenab-ı Hak rızâ-i bârisi için iş yapan kimseye hiçbir zaman arkasını dönmez ve iyiliğe, iyilik etmeye, onu kollamaya, ona sevap vermeye devam eder. Evet. Hazreti Enes'ten. Evet, Allah'ın emirlerine uydunuz mu? Bu konuda da niyetiniz Allah'ın emrine uymak, sırf rıza-i bariye, rıza-i bariyi kazanmak, dinin emirlerine aykırı davranmamak olursa, bu iyilik Cenab-ı Hak tarafından hiçbir zaman zayi edilmez, devam eder. Evet. El-acma'u hayvan, evet, acma dilsiz demek aslında. Hayvanlar konuşamadığı için acma deniyor. Hatta gündüz namazları da acmadır diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatün neher acma. Gündüzün çünkü açıktan okumuyor hoca şimdi, namaz kılırdı. Tekbirler hariç okumasını içeriden yaptı. Dilsiz kişiye acma denir. El hayvanlar da konuşamadığı için el acma hayvanların yurhuha yaraladıkları, verdikleri böyle zararlar, evet, cübbar, buna tazminat lazım gelmez. Tabii hayvanın başında adam varsa koruması lazım ama kendi mülkünde adamın bahçesinde hayvanı var veya herkesin rahatça hayvan bırakabileceği, herkese ortak bir araziye hayvanını bırakmış, bu hayvan da bir zarar vermiş birisine, kaza yapmış, bir zarar vermiş, bunu sahibi ödemez diyor. Cübbar, bu hederdir. Evet, hederdir.
yani onun telef ettiği, yaraladığı ve başka şekilde zarar verdiği şey helerdir. Sahibi onu tazmin etmez. Tabii kendisinin burada bir kusuru varsa, mesela hayvan saldırgansa, normal bir hayvan da öyle olmaz. Ama hayvan kuduz olabilir, hasta olabilir. Bu gibi durumlarda kusuruna binaen olabilir ama bunun dışında kendi mülkünden bir hayvan gelmiş, birisi gelmiş, ona süslemiş veya kırmış, bir şey yapmış veya herkesin salıverdiği, otlattığı yerde o da hayvanını göndermiş. Bu hayvanda bir şey yapmış, zarar vermiş. Bu diyor, sahibi tarafından ödenmez bu zarar diyor. Evet, sahibine şey edilmez, isnat edilmez. Vel bi'ru cübbâr, kuyu da böyledir. Kendi arsana kuyu kazmışsın, su çıkarmışsın. Burada bir kimse de gelmiş, kuyuya düşmüş. Kuyu sahibi bunu ödemez. Evet, biliyorsunuz kasten öldürülen öldürülür. Kasten olmadığı takdirde de diyet gerekir İslam dini açısından ama adamın kendi mülkünde kuyu kazmış, o kuyuya gelmiş birisi de düşmüş. Evet, bu kuyu sahibi tarafından ödenmez. O da cübbardır. Evet. Veyahut da boş arazi, herkesin ortak malı, boş arazi. Kimse yasaklamamış, yasaklanmamış, ülül emir yasaklamamış. Orada bir kuyu açmış, adam da dikkatsiz etmiş, o kuyuya düşmüş. Kuyu niye kazdın diye onu ödettirilmez, cübbardır diyor. Dinen böyle, dinen böyle. Evet. Vel madenu, maden, yani maden ocağı, evet, araziyi kazmış, maden bulmuş, maden ocağında tedbirleri almış ama gene de orada bir adam çökmüş, altında kalmış, ölmüş. Bu da cübbarun, cübbardır, bu da cübbardır. Adamın sahibine bir şey lazım gelmez, kendine düşen şeyleri yaptığı için tabaşta. Ve fir rikazı hamsun, böyle hazine arazilerinde, boş arazilerde, kimsesiz arazilerde hazine bulmuş adam. Çok kıymetli şeyler bulmuş. Dinen anlatıyoruz tabii. Şimdi devletin özel kanunları var, biz onlara karışmıyoruz. Böyle kimsesiz arazilerde bir şey bulmuş adam, çok kıymetli. Diyor ki Efendimiz, Homs, beşte biri devletindir, ülül emrindir. Geri kalanı sahibinindir, bulanındır, arsa sahibinindir diyor. Dinimiz açısından şeyler böyle. İmam Malik, Ahmed İbni Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace bütün hadis kitapları bu hadis-i şerifi nakletmiş. Fıkıhta da genel esastır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. El acbetu minel cenne. Acbe hurması cennettendir. Şimdi Medine hurması hakkında Peygamberimizin duası var. Medine'nin havası, meyvesi, suyu şifadır diye. Öyledir. Medine'li insanlar Mekkelilerden farklıdır. Mekkeli insanın bir şeyi var, karakteri var. Medine'li insan öyle değildir, yumuşaktır, cana yakındır, Peygamberimizin komşusudur, duasına mazhar olmuş kimselerdir. Farklıdır. Oranın hurması diğer hurmalardan iyidir. Bir de bunların hepsinden en iyisi acba hurması vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi elleriyle dikmiştir. Acba hurması cennettendir diyor. Tabii cennetin meyvelerinin yerini hiçbir dünya meyvesi tutmaz. Ona benzer demek. Öyle kıymetlidir. Tam onun gibidir değil. İnşallah cennete gideriz, yeriz onlardan. Ama cennetin meyvesi gibi dünyadaki meyve hiçbiri onun yerini tutmaz da o kadar kıymetlidir diyor Peygamberimiz acba hurması. Her derde ve fîhâ şifâ-i münessem, zehiri bile iyileştirir, şifa verir. Onun zaten de fiyatı da fazla. Ötekiler 10-15 milyar arasında iken
Buna bakıyorsun 90-100 lira, 120 riyal istiyorlar acıva hurmasından. Şifadır. Hatırınızda olsun. Medine'ye gittiğiniz zaman acıva hurmasından bilhassa özellikle hususiye, özellikle Acvetül Medine, Medine hurması özellikle şifadır. Zehre bile şifa unsurudur diyor. Peygamberimiz kendi elleriyle dikmiş. Evet, acıva hurmasını bulursanız yiyin. Peygamberimizin bu hadisine binaen vel kemmetu mantar minel menni. Evet, şimdi Beni İsrail çok şımarık. Bütün peygamberler Kur'an'daki onlardan gelmiş. Onlar da çok şımarmışlar. Çok şeyler yapmışlar. Çöldeyken işte biz demişler aç kaldık, susuz kaldık. Allah onlara mantar yağdırmış, yiyecek şey yağdırmış. Evet, bu mantar da işte onlara inen mendendir. Kur'an-ı Kerim'de var. Ondandır. Ve ma huha şifaun, mantarın suyu da şifadır diyor. Tabii zehirli mantarlar o ayrı. Böyle yenen, içilen mantarların suyu şifadır. Bilhassa bu yenen güzel mantarların kendisi de iyi ve suyu da şifadır. Nereye? Lil ayni, göze, göz hastalıklarına şifadır. Mantarın suyu göz hastalıklarına şifadır. Evet. Bu hadis-i şerifi de Ahmed İbn Hanbel, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Ebu Hureyre'den şey etmişler. Acva hurması siyah renktedir. Ötekilerin rengi farklıdır. Kendine özgü bir yapısı vardır, tadı vardır. Yani rastlarsanız acva hurması şifa. Efendim bu mantar da tabii bileceksiniz, zararlı mantarlar da var. Yiyinen içilen mantarlar da bu onlara inenen Kur'an'da geçen nimetlerdendir. Suyu da göze şifadır diyor güzel peygamberimiz. Ebu Said Hudri'den, Cabir bin Abdullah'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. El acvatu ve sahratu ve şeceratu minel cennet. Acva ve sahra denilen Beytül Makdis yanındaki bir sahra ve şecera Beytül Ridvan şecerası minel cenneti cennettendir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz, evet. Bunu da Ahmed İbn Hanbel, İbn Mace Hazretleri, Tabarani, Rafi bin Amr el-Müzeni'den sahabi, Basra'da oturmuş, kalmış, ömrünü tüketmiş. Evet, Muaviye radıyallahu anh zamanına kadar devam etmiş. Şimdi Muaviye deyince tabii bir şeye dikkat etmemiz lazım. Muaviye radıyallahu anh diyorum. Çünkü sahabidir. Sahabilerin hakkında asla aleyhine konuşamayız. Efendim Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında işte Medine ile Şam arasında şu oldu bu oldu. Evet, İmam-ı Azam da diyor ki ötürk emre Osman'ı ve Ali'in ilallahi. O işe karışma, burnunu sokma diyor. Ne onun aleyhine ne bunun aleyhine asla konuşma. Muaviye çok zeki. Ebu Süfyan'ın oğlu, o da çok zeki ama iman nasip etmiş, başımızın üstünde yeri var. Evvelce peygamberimize kan kusturmuş ama iman nasip etmiş. Nasip olmayabilirdi. Ebu Cehil'e nasip olmadı mesela. Ebu Leheb'e nasip olmadı. O da peygamberimizin yakınları, onlar da. Ebu Süfyan'ın şey oldu, bu da çok zeki. Yani zeki adamın zeki işi, dahilerdendir Muaviye. Onun için halife de olmuştur. Bir de güzel peygamberimiz onu vahiy katibi yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'i yazanlardan birisidir. Vahiy, Kur'an-ı Kerim ayetleri indikçe Efendimizin yazan vahiy katipleri vardı. Birisi de Muaviye'dir. Onun için İranlılar falan çok atarlar, söverler, küfrederler. Allah korusun. Sahabilere küfretmek
küfre düşmektir. Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e sövmek, küfretmek, küfre düşmektir. Kesinlikle yanlıştır. Biz Ehl-i Sünnet inancındayız. Hiçbir sahabiye dil uzatmayız. Hepsine saygı duyarız. Çünkü Kur'an'da onlar övülmüştür. Evet, Muaviye de peygamberin vahiy katibliğini yapmış. Böyle bir sahabidir. Asla ona dil uzatamayız. Evet, şimdi bu hadis-i şerifi nakledenlerden, evet. El-iddetu, evet, deynin, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızın her safhasına ilgili bize bilgiler veriyor. Nasıl hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Ya bunlar çok teferruat olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri teferruat olamaz. Peygamberin bir sünnetini teferruat sayan korkulur akıbetinden. Men istehâne sünneti istehâne Allah ve Rasûlehu. Benim bir sünnetimi hafife alan, teferruat diyen Allah'ı ve Resulü'nü teferruat demiştir. Onu hafife almıştır diyor. Onun için her birinde hikmet vardır. O basit gördüğün şey seni yüceltir. Allah'ın yanında aziz eder, dünyada mesut eder. Asla onları terk etmemeli. Ona uymalı şimdi. El-iddetü. Biz insanlar arasında vaatleşiriz. Şunu şöyle yapacağım, bunu yapacağım, sana şöyle yapacağım. Böyle vaat ederken iyi düşün. El-iddetü deynin. Birisine vaat ettin mi borçlanırsın. Borçtur, ödemek zorundasın. Yapamayacaksan vaatte bol keseden atma. Yalancı duruma düşme. Vaadinden cayma. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. El-iddetü vaat deynin. Aynen diğer borçlar gibi bir borçtur. Vefası mutlaka gerekir. Evet, böyle vaatlerde bulunmak Müslümanlar arasında yakınlaşmaya, kaynaşmaya sebep olur. Yani وَلَا تَقُلْ مَا لَا تَفْعَلْ. Yapmayacağın şeyi söyleme. İyi düşün, rastgele böyle konuşma. Vaat edersen borçtur. Vaadini yerine getirmeden ölürsen borçlu ölürsün. İş o kadar önemli. Evet. Vaadinde duracaksın. Veylün, dikkat şimdi. Vaat borçtur. Veylün, yazıklar olsun. Limen vaade thümme ahlefe. Evet. Vaat etti, sonra vaadinden döndü, caydı. Yazıklar olsun ona. Veylün limen vaade sümme ahlefe. İkinci defa. Yazıklar olsun o adama ki vaat etti, sonra vaadinden döndü. Vaadini yerine getirmedi. Gene üçüncü defa. Veylün limen vaade sümme ahlefe. Yazıklar olsun o adama vaat etti, sonra vaadinde durmadı. Onun için vaat ederken çok düşüneceksin. Borçlusun diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böyle Müslüman zaten baksana, Allah iki tane göz vermiş, iyi bak. İki tane kulak vermiş, iyi dinle. Ondan sonra konuşurken iki tane dudak vermiş, kontrol et iki defa. Bir tane dil vermiş. Dil o kadar önemli. İyi bakacaksın, İyi dinleyeceksin, iyi kontrol edeceksin, bir defa konuşacaksın. Öyle rastgele konuştun mu, bütün belalar bu dilden gelir, sorumluluklar dilden gelir. Vaat ettiğin zaman da işte böyle yapamayacağın şeyleri asla vaat etme. Borçlusun diyor, borçlu ölürsün diyor güzel Peygamberimiz. Asla cayma, sözünde dur. Evet, sözünde dur. Kur'an-ı Kerim'de de emir var. Nahl suresinde ve'ufu bil ahd. Evet. Ahdinizi yerine getiriniz. Bir şey vaat ettiyseniz yerine getirirsiniz. Allah'ın da emridi. Bunu da çiğnemiş olursun. Allah'ın emrini çiğnemek de biliyorsun günah olur.
Evet. Gerekli, mutlaka gerekli. Mutlaka gerekli. Bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Demiş ki ya Resulallah. Demiş. Benim şu ihtiyacım var. Aç kaldım, susuz kaldım. Şöyle oldu, böyle oldu. Bana bir şey ver demiş. O da demiş, mâ indi, bir şey yok yanımda. Ya Resulallah sonra versin, vaat et demiş. Vaat borçtur demiş. Bir şeyim yok şimdi. Yarın ne olacağımı bilmiyorum. Yanımda olmadığı için de sana vaat edemem. Vaat borçtur, o zaman söylemiş. Rastgele konuşulmaz, vaat edilmez. O zaman söylemiş bu hadis-i şerifi. Hazreti Ali'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. El aşru, aşru. El adha. Evet, aşrul adha. Vel vitru yevmi arafa ve şef'u yevmi nahr. Evet. Vel fecri ve leyalin aşrimin. Fecre anlıyorsun. Sabahleyin namaz vakti, fecir, imsak, gece bitti, sabah namazı girdi. Fecir o kadar kıymetli ki yemin ediyor Allah ona. Vel fecre yemin olsun. O kıymetli vakitte kalk, dua et, namaz kıl, uyuma, uykuyla kaçırma o zamanı. O kadar önemli. İşte burada vel fecr, vel eyalin aşrin, 10 güne yemin olsun. Fecre yemin olsun, 10 güne yemin olsundaki şey diyor, işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aşru adha, evet, Kurban Bayramı'nın günüdür, Kurban Bayramı günüdür. Fecr suresindeki 10 gün, kurbanın ilk gün 10 günü. Evet, Kurban Bayramı ayının ilk günü. Vitir, Arafa günü. Şimdi ve şef'i, şef de yevmin nahır, boğazlama günüdür. Evet, şimdi Kurban ayının Zilhicce ayı. Zilhicce ayının ilk 10 gününe Allah yemin ediyor. Çok kıymetli. Onun için Efendimizin de hadisleri var. Zilhicce'nin 10 gününü ibadette geçir. Oruç tut. Bir daha o fırsatı bulamazsın. Bak Allah yemin etmiş. O kadar kıymetli ki. Yemin etmiş. Bayram günü de bizim memleketimizde böyle diyor. Her yerde var mı bilmiyorum. Kurban etiyle yersin. Oruç, bayram günü oruç tutulmaz ama kurban kesersin, kurban etinden yersin, oruç sevabı kazanırsın. Ve ona yemin ediyor o 10 gün. Allah yemin ediyor, çok kıymetli. Efendimiz onu söyledi işte, bu aşır odur diyor. Kurban bayramın, kurban gün ayının 10 günüdür. Vel vitru, vitir. Vel leyli izâ yesir. Hel fîzâ kasımın lezî hicr ayet cellesini açıklama yapıyor. Vitir tek gün, Arafa günüdür. Şef'i de boğazlama günü, kurban kesme günüdür diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet biliyorsunuz Arafa günü hac günüdür. Hac Arafa demektir. Arafat'ta vakfe yapamayan adam hacı olamaz. İstediği kadar Kabe'yi tavaf etsin, istediği kadar hacı olamaz. El haccu el Arafa. Hac demek Arafat demektir. O kadar kıymetli. Orada adam hastalandı. Hacca gittiniz inşallah. Orada hastalandınız, hastaneye yatırdılar. Bir daha nasıl gelecek, gelemeyecek. Evet, karyolayı alın veya adamı bir şeye koyun. İki kişi tutun, o hasta vaziyette götürün, Arafat'a sokun, çıkarın. Evet, bu hacı olur. Baygınken, şu haldeyken, bu haldeyken bile o Arafa gününün, o hac, Arafat vakfesinin zamanında oraya girip çıkan adam hacı olur. Çıkamıyorsa, girememişse hacı olmaz. Hacı olmaz, hacılığı kaçırmıştır. Arafa o kadar kıymetli. İşte o 10 günü de oruç tutun, ibadet edin. Allah ona yemin ediyor. Ne kadar önemli görüyorsunuz.
hac işinin kaynağı Arafa. El haccu el Arafa. Peygamberimizin mübarek ifadesi bu. Evet. Nahir günü, kurban kesme günü. Evet, bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü. Evet. Farz olan tavafların birinci günü yapmak en güzeli. Kurban kesildikten sonra, hac kurbanı kesildikten sonra tıraş olabilirsin ama kurban kesmeden olamazsın. İşte o gün tıraş olma var, şeytan taşlama var, hep öyle güzel şeyler var o günde. Evet, o gün bu işlerin hepsini yapabilen adam Hacc-ı Ekber yapmış olur. Hacc-ı ve huve yevmül haccül ekber. Hacc-ı Ekber günüdür. Evet. Bu günler son derece faziletli olduğu için aksamallahu bihime. Allah yemin etti. Siz de diyor bunu gaflette geçirmeyin. Zilhicce'nin ilk 10 günü. Evet. İlk 10 günü. Evet efendim. Cabir radıyallahu anh'tan Ahmed ibn Hanbel nakletmiş. Ve nuasu ve tesavvub. Evet. Uyuklamak. Evet. Bize darılmak yok. Biz peygamberin sözünü size aktarıyoruz. Camide uyuklamak, namazda uyuklamak. Adam yıkılıyor, doğruluyor. Çok görüyorsunuz yani böyle oturduğu yerde horluyor, uyuluyor. Evet, şeriata sorarsanız iki dizi üstüne uyan adamın abdesti bozulmaz. Büzgeçler kapalı. Tamam da Efendimiz diyor ki namazdayken uyuklamak, uyumak. Ondan sonra ve tesavvüb esnemek. Yan demek. Esnemek şeytandandır. Esnemek namazdayken esnemek ve nafile olsun, farz olsun, hangi namaz olsa olsun namazdayken uyuklamak, aksırmak, esnemek vel hayzu namazdayken kadınsa bu, kadın mümin namaz kılarken hayız görmüşse vel kay'u veyahut da namaza durmuş, kusmuş ise ve ru'afu ve burnu kanamışsa bunların hepsi mineşşeytani. Bu müminin güzel namazını bozmak için yapar bunları şeytan. Evet bunlar şeytandandır. Evet şeytan böyle şeyle oldu mu çok sevinir. Müminin namazı bozuldu diye hoşuna gider. Evet tabii camiye girerken besmele çekmezse safın arasında o da var. Gelir aralarda dolaşır. Senin yanında onun yanında böyle güler diyor. Peygamber yalan söylemez. Çok tatlı, bundan hoş alır. Şeytandandır ve bundan tad alır. Evet, esneme arkadaşım. Esnemedik mi? Uyuklama arkadaşım. Namaz kılarken bunları yapma sakın ha. Aksırma, hapşırma, tut kendini. Namaz bu. Evet, şimdi başıma gelen bir şeyi size arz etmek istiyorum. Biliyorsunuz askerlik disiplin yeridir. Biz de İzmir'de Borlama'da yaptık. Ben bölük komutanı yaptı paşa beni. Yedek subay olduğum halde çok sevdi. Bölük komutanı yaptı. Cumartesi tatil. O zaman saat 1'e kadar çalışıyoruz. Eğitim yapmıyoruz. Biz topçuyuz. Topları yağlatıyoruz, bakımını yaptırıyoruz. Görevini yapmışım. Çavuşları, assubayları dikmişim başına. Kendim de benden evvelki komutan kamerayı yapmış tepeye. Ben de çıktım oraya. Tefsir okuyorum. Elmalı Hoca'nın, Hamdi Yazır'ın tefsirini okuyorum. Askerlikte özetini çıkardım onun. Tatil. Her işimi de yapmışım. Ama paşa birden girdi bölük sahasına. Bir baktım paşa girdi. Hem Kur'an okuyorum, tefsir okuyorum, hem de gölgede kefç atıyorum. Masanın üstündeki Kur'an'ı oturduğum yere koydum. Görmesin uzaktan filan diye tefsiri. Hemen arkasından dolaştım, numara yapacağım şimdi.
yanındaki topçu mevziğine girdim. Şöyle yap, böyle çatın. Fakat paşa yutmadı. Doğru geldi. Neyse, selam verdik. Doğru çıktı oraya. Oturdu. Oturduktan sonra şöyle bir baktım asasıyla, paşadan asası olur ya. Şimdi ben oturduğumda, şimdiyim garanti, tıraştan dolayı albayı bir hafta hapseder. Öyle disiplinli bir adam. Şimdi biz bir de tefsir okuyoruz mesai zamanında. Garanti dedim, birkaç ay içeri girdik. Ve orada durduğum zaman insan korkuyor işte. Nefes almıyorum, bunu hissettim. Böyle nefes almadan durduğumu hatırlıyorum. Korkumdan. Şimdi eşek, hayvan diyecek, diyor öyle çünkü. Bir bekliyordum. Asasını da şöyle açtı. Kaldır bu mukaddes kitabımızı dedi. Bu oturulan yere konmaz. Mümin adammış. Tefsir olduğunu anlayınca kaldır bir mukaddes kitabımızı dedi. Oturulan yere konmaz bu dedi. Başına dedim. İçimden dedim ki 5 ayda hapsetsen helal olsun. Müslüman çıktı ya. Şimdiden gene bağıracak çağıracak diye bakıyorum. Evladım dedi. 2 fakülte bitirmişsin dedi. Gözün hala okumakta dedi. Seni çok seviyorum dedi. Allah! Yani bizim insanımız bu. Bizim malzememiz bu. Biz hocalara böyle bir malzeyi, paşamız da böyle, vatandaşımız da böyle, güzel bir milletimiz var. Bunları İslam'ın emirleriyle, Peygamber'in sünnetleriyle, Allah'ın emirleriyle şuurlandırmamız lazım, bilinçlendirmemiz lazım. Böyle bir malzememiz var. Başka yerlerde bu yok. Böyle bir güzel bir atalarımızdan gelen bir terbiye bu sistemi bu. 1926'da biz toptan Müslüman olmuşuz. Ehl-i Sünnet inancını kabul etmişiz. Ve Hanefi mezhebi üzere devlet medreseleri bunlar okunmuş. Karahanlar dönemi böyle, Selçuklar dönemi böyle. Ama bizde taassup yoktur. Mesela Selçuklu Melikşah kudretli bir hakandır. Başbakanı, başveziri Şafii imamıdır. Ondaki kabiliyet görünce sen başka mezheptensin diye onu dışlamamış. Kendine başbakan yapmış. O tarihte Bağdat'ta Şafiiler Hanbelileri Müslüman saymıyor. Kılıçla savaşıyorlar. Bir çuval altın vermiş git demiş. Onlara da medrese kuruver. Bunlara da herkes fikrini zikrini ilimle ispat etsin. Böyle bir şeyiz biz. Selçuklar dönemi de Hanefi ve Ehl-i Sünnet. Osmanlılar dönemi de Hanefi ve 630 sene. Bu bizim mayamız olmuş. DNA'mız olmuş. En başımızdan en altımıza kadar kanımıza işlemiş. 1100 sene. 1100 sene. Devletlerimiz tarafından yerleşmiş. Şimdi bilmese bile örf olarak devam ediyor. Gelenek olarak devam ediyor. Evet, en başımızdan en küçüğümüzü böyle bir güzel milletimiz var. Biz de şimdi hocalar olarak böyle bir malzemeyi en iyi şekle getirmeye görevliyiz. Evet, Cumhuriyet döneminde de laiklik getirilmiş ama devlet eliyle meclis kararıyla Elmalı Hoca'ya tefsir bastırılmış. Elmalı Hoca'yı da ben biliyorum. Şimdi de evimin karşısında yatıyor. Büyük oğluyla şeydik, konuşurduk. Ehl-i Sünnet alimidir. Hanefi fakihidir. Böyle bir. Yani bu devam etmiş ondan dolayı. Bayram namazı kılar bir tek adam bizim memlekette. 1100 senelik örf bu. Örf haline gelmiş bu. Aslını bilmese de adam gelenek haline gelmiş. Bayram namazı gelen adam kuzu kuzu dinler, çıkar gider. Ama Araplar da böyle değil. Kavga ederler birbirleriyle, itişir kakşırlar. Bu örf haline gelmiş güzel temellerin şeysidir. Bunu kaybetmemeniz lazım. Hani bunu niye söylüyorum? Şimdi efendim onların devri orta çağ devri. Geçti o devirler. Şimdi teknoloji gelişti. İnsanlar çok farklı. Şimdi Kur'an, hadislere gerek yok. Kur'an'da her şey var. Kur'an'ı evet, Kur'an'ı yeniden tefsir etmeliyiz filan diye bir sürü adam var da bizim aslımız böyle güzel. Bu güzelliği bozmayalım. Yoksa nerede duracağı bilinmez.
Ve o bayram namazında uslu uslu dinleyen adamlar hep birbirleriyle kavga ederler. Biz bunu Kahire'de gördük. Namaz kıldı iki kişi. Senin namazın oldu olmadı, sana ne? Namaz benim. Böyle birbirine ben ayırdım. Camide kavga ediyorlar. Aynı şekilde Kahire'de olduğu gibi başka yerlerde de aynı şeyleri gördük. Ama bizim aslımız böyle olduğu için böyle bir öyle diyor papaz toplantısında. Türkiye diyor halledemiyoruz diyor. Arapları bozduk ama diyor Türkiye'yi halledemiyoruz. Sarhoşun yanı diyor Muhammed'e sövsen seni öldürür diyor. Hakikaten öyledir. Evet paşamız bak kaldır bu kitabımızı dedi. Oturmayan koymaz dedi. Paşamız böyle. Sarhoşlar bana telefon ediyor. Biz seni çok seviyoruz çünkü ruhumuzu okuyorsun. Ben ehl-i sünnete göre konuşuyorum. Sarhoşlar böyle söylüyor. Paşalar da diyorlar ki biz herkes dinliyoruz ama senin dediğini tutuyoruz. Çünkü sen bizim atalarımızdan duyduğumuzu ifade ediyorsun. Burada da kitaptan okuyoruz. Bak bu kitap yazılı kaç sene olmuş. Burada caminin önünde yatıyor. Ehl-i sünnet alimidir. Bu gelenekte yetişmiş bir kimsedir. Bunu bozmayalım. Aksi halde nerede duracağımızı bilemeyiz. Darmadağınık oluruz. Kafir de bunu istiyor zaten. Tutanağında öyle söylüyor. Bozacağız diyor. Bu şekilde Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bu dört esasa bağlanmış bizim azim milletimiz. Sarsılmaz bir şekilde bütünleşmiş. Onun için ne yapsalar bizi parçalayamıyorlar. Ötekiler bunları atmış. Şimdi ama öyle laflar çıkıyor. Sünnete gerek yok. Zaten sana olmuştur. Kur'an'da yaş kuru her şey var. Kur'an bize yeter. Evet, Kur'an yeter, her şey var ama Kur'an'ı anlayamayız. Bizi onu anlatan Kur'an'ı Efendimiz'dir. Allah, Allah'tır, bize benzemez. Onun emirlerini bizden birisi olan bize açıklayabilir. Efendimiz'in sünnetleri Kur'an'ın tefsiridir, açıklamasıdır. Peygamberin yanında biz de bulunmadık. Onun dizinde dibinenler ondan gördüklerini bize aktarıyorlar. İcma da işte budur. Bunları herkes bilemez. Bunları bilen adam işte büyük alimlere soracağız. O da Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik gibi alimlerimiz. Öyle kafadan atmak yok. Benim kanaatime göre falan yo. Dini meseleler Allah'ın emri böyle. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğin şeyde ahkam kesmeyin, alimlere sorun diyor. Allah'ın emri budur. Evet efendim, şimdi işte namaz sırasında bu Efendimiz'in uyarılarına dikkat edelim. Esnemeyelim, evet, aksırmayalım. Şimdi paşanın karşısında dedim ya, nefes almıyorum ya. Bir esnesen ne yapar seni adam? Ne yapar seni adam? Herkes biliyor yani, bir komutanın karşısında esnenilir mi? Esnenilir mi? Hapşırılır mı? Nasıl durarsın böyle? Ha, Allah onu yaratan. Şimdi benim hep gözümün önüne o geliyor. Allah'ın huzurunda yılışıyor, falan ediyor filan. Yo. Evet, namazda bir en güzel şey. Şeytandandır senin namazın güzelliğini bozmak için aksırtır, uyuklatır, efendim esnetir, kadınsa hayız gördürür, kusturur. Evet, namazdayken ağız dolusu kustunuz mu abdestiniz de bozulur. Abdest bozulunca namaz da bozulur. Ama diye geldi bir hafif bir şey, o zararı yok. Ama iyi değil bak, iyi değil bak. Kusmak iyi değil. Ağız dolusu zaten abdesti bozar da. Ve de bunlar hep şeytan, kanaması da, burun kanaması da şeytanlar. Tabii bunlar insanın başına gelebilir. Peygamberimiz böyle söylüyor. Bunları yapmayacağız da, dikkatli olacağız da, hazır olda duracağız da, huşu ile namaz kılacağız da, imamın iradesi olmadan burnu kanasa, imamın iradesi olmadan yellese, kaçsa, olabilir o da insandır. Evet, bu durumda namaz bozulmaz. İmamın namazı bozulur, abdest alması lazım. Onun için imamın arkasında bir iki kişi, bunları bilen, fıkıh bilen, imamlık yapabilecek adam olması lazım. O hiç konuşmadan, fıkıhta yeri var bunun, hiç konuşmadan onu önüne çekecek, namaz
kaldığı yerden devam edecek. O da gidecek hiç konuşmadan kimseyle dışarıda abdestini alıp gelecek. Yetişebilirse oradan devam edecek. Yetişemezse kendisi tamamlayacak, gelip namazı tamamlayacak. Böyle iradesi dışında ama kendi iradesiyle kanattıysa, patlattıysa yarayı veya yellediyse o zaman tabii namaz da bozulur, abdest de bozulur. Evet, bu gibi şeyler yalnız namazın şeysini bozar diyor, şeytandandır. Bunları yapmamak için çok yememek lazım. Çok yesen uykun gelir, çok yesen esne gelir. Hep bunlar birbirine bağlı şeyler. Evet, namazda hepsi şeytandandır diye birçok hadis var, bir tane değil. اَتَّسَاُبْ اَلْاُتَّاسِ فِي الصَّلَاتِ كِلَاهُمَا مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytandandır. Tirmizi hadisi, el-utas ve nüas tesaüb mine şeytan, gene esnemek, aksırmak, uyuklamak şeytandandır. Gene Tirmizi hadisi. Yani burası Allah'ın huzurudur. Paşanın huzurunda nasıl duruyoruz? Onu yaratan huzurunda ona göre ciddi durmalıyız. Huşu ile, hudu ile namaz kılmalıyız. Onu işaret ediyor. Tirmizi, evet. Adi bin Hatim'den nakletmiş. El-Akika, evet, Akika kurbanı. Tüzbahu li-seb'in, çocuk doğduğundan 7. günü kesilir. Ev li-erba aşara, 14. günü kesilir. Ev li-ihta ve işrin, 21. günü kesilir. Efendimiz'in sözü. Ne demek bu? Çocuk doğduğu zaman neslin devam ediyor, zürriyetin devam ediyor. Allah hayırlı evlat versin bütün Müslümanlara. Evet, böyle bir çocuğu olmuyor adamın. Senin olmuşsa Allah'a şükredeceksin. Ona işaret ediyor. Oğlan doğduysa mücahid olacak. Namusumuz, dinimizi koruyacak. Çanakkale'de savaşacak. Onun için oğlan doğduysa iki tane kurban kesilecek, bütün ayıplardan arınmış, kurban olacak şekilde ayıpsız veya yaşı iki, yani sığırsa iki, diğerse işte bir yaşını doldurmuş, kurban kesilebilecek evsafta iki tane kurban keseceksin oğlun için. Ne gün keseceksin? 7. günü veya 14. günü veya 21. günü. Efendimiz sünneti böyle. Hocam biz bunları bilmiyorduk. Ben şimdi 60 yaşındayım. Oğlum da 30 yaşında. Kes güne. Gene kes. Bak sünnet ya bu. Kızın için de kesmedin. Kızın için bir tane. Oğlan için iki tane. Akika kurbanı kesilir. Sünnettir. Efendimiz söylüyor. Ve bu kurbanı kestikten sonra sen de yersin, eşin dostun da zengin, fakir, herkesi, eşi, dostu, komşuları çağırırsın, yedirirsin. Mümkün değil, evim yok falan. O zaman dağıtırsın fakir fukaraya. Ama zengin de olsa komşuları, akraban çağırabilirsin. İşte bu akika kurbanı Efendimizin emridir. Çoluk çocuğumuzun iyi olmasına, salih olmasına, kadınsa salihe olmasına sebeptir. Kazasına, belasına gelir. Bundan dolayı kestikten sonra besmele ile kurban, o akika kurbanını, hayvanın kemiklerinin bir kısmını kırarız. Mütevazi olsun diye, kozuk gibi böyle dikelmesin diye, kibirli olmasın diye. Bu niyetle bir kısmını kırmayız, kazasız belasız yaşasın diye. Trafik kazası olup da kolu bacağı kırılmasın diye. Kitaplarda bunların yeri vardır. Evet, kesmediyseniz gene kesebilirsiniz. Ama normalde 7, 14, 21. Bunlar da kesin. Yani temiz yaşına ulaştırmamak lazım. Çünkü çocuk akıllanır. Sünnet edilecek filan. Böyle küçük yaşta kazasına belasına da gerileceği için Efendimizin buyurduğu üzere 7, 14 veya 21. günleri kesmemiz sünnete uygundur. Evet. Bu hadis-i şerifi
Abdullah İbni Büreyde'den hazretlerinden nakletmişler. Yine akika ile ilgili el akiku hakkun anil gulam şatani mükafatani, erkek çocuğu için iki tane tam teşekküllü, eksiksiz, hem yaşı itibariyle hem güzelliği itibariyle böyle acar iki kurban haktır. Şeriatta sabittir. Sabitun fişşer'i. Şeriatta sabittir diyor güzel peygamberimiz. Evet. Yani akika kezerken farz değil, bir şey değil diye şey etmeyin diyor. Kurbanın en güçlüsünü, en yakışıklısını, gösterişlerini, ayıpsız olanı kesin. Peygamberin sözü odur. Haktır, vaciptir akika kurbanı. Evet. Ve anil cariyeti, kız çocuğu doğmuşsa şatun, bir koyun yeter. Erkeği için iki, kız için bir koyun yeter diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da ümmeti Muhammed'in özelliklerindendir. Özelliklerindendir. Min hasaisi hazil ümme, peygamberimizin bu emri gereği ümmeti Muhammed'in özelliklerindendir. Başkalarında yok. Ahmed İbni Hanbel Esma binti Yezid'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizlere inail eylesin. Cenab-ı Hak bizleri güzel peygamberimizin her sahada sünnetlerini bilen, uygulayan, Efendimizin bu müjdelerine eren salih müminlerden eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah.